Peki. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Gülirem Özen. Bugün beraber cinsiyet eşitliği ile ilgili bazı şeyler konuşacağız. Genel olarak cinsiyet eşitliğinden bahsedeceğiz. Daha sonra elbette ki özel olarak eğitimde cinsiyet eşitliğinden bahsedeceğiz. Ben buradan size bazı şeyler rica edeceğim. Biraz interaktif bir şey rica ediyorum. Aslında alanla alakalı en temel şeylerden bir tanesi durum tespitleri. Siz neler yaşadınız, siz neler gördünüz, sizin tespitleriniz neler, bizim eğitim sistemimizdeki eksiklikler neler? Böyle biraz interaktif bir şeyler de bekliyorum. Tabii mümkünse şartlarınızın bazılarınızın sınırlı olduğunu, hala deprem bölgesinde olduğunuzun ve bazı şeyler olduğunu farkındayım. Sizin tespitleriniz neler, bizim eğitim sistemimizdeki eksiklikler neler? Böyle biraz interaktif bir şeyler de bekliyorum. Tabii mümkünse şartlarınızın bazılarınızın sınırlı olduğunu, hala deprem bölgesinde olduğunuzun ve bazı şeyler olduğunu farkındayım. Mümkün olduğu kadar katılırsanız, konuşarak ilerlersek ben kendi adıma çok çok daha mutlu olacağım. Tabii ki imkanlarınız dahilinde. Şimdi ben bir ekran paylaşımıyla başlayacağım. Benim ekranımı görebiliyor musunuz? Ben onu merak ediyorum. An bir şey açılmış olması gerekiyor. Sunu açılmış olması gerekiyor. Hepiniz görebiliyor musunuz? Peki. Biz şimdi şeyden bahsedeceğiz. Fırsat eşitliğinden bahsedeceğiz. Bununla alakalı olarak ilk önce başlayacağımız şey cinsiyet eşitliği. Cinsiyet eşitliği ile ilgili olarak şunu söyleyebiliriz. Bunun için çok temel şeyler var. Bu son zamanlarda bahsedildiğini duyduğunuz bir şeydir. Çünkü son zamanlarda bazı durum tespitleri yapılmaya başladı. Birleşmiş Milletler Kadın Örgütü, işte UNESCO gibi kurumlar bununla ilgili bazı tespitlerde bulunmaya başladı. Bunlardan en bilinenlerden bir tanesi sistem alanında çalışan kadınların sayısının çok, çok az olması. Aynı zamanda bilim alanında araştırmacı olarak çalışan kadınların sayısının çok az olması. Bunlar yaklaşık 5 senedir bazı büyük kuruluşlar tarafından ilan edilen raporlar. Bunlar bir durum tespiti olarak yayınlandı. Acil çağrılar yapılmaya başlandı. Hem eğitimde bu alanla ilgili yayın çağrıları var, hem de aynı zamanda bu eşitsizliğin giderilmesine dair çağrılar var. Şimdi bu çağrıları incelediğimiz zaman sistem mesleklerinde biliyorsunuz, sistem meslekleri dediğimiz bilim, matematik ve teknoloji ile ilgili. Artık birçoğumuz zaten sistemin ne demek olduğunu da biliyoruz. Bu mesleklerde çalışan kadınların sayısı çok az. Aynı zamanda UNESCO'nun raporuna göre dünya üzerindeki her devlette çalışan araştırmacıların, kadın araştırmacıların sayısı çok az. Biz buna baktığımız zaman bu modern olarak nitelendirilen işte Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde de böyle daha hani gelişmekte olan ülkelerde hatta az gelişmiş ülkelerde de bu böyle seyrediyor. Bilimle ilgili alanlara baktığımız zaman biyoloji, fizik gibi alanları, alt alanları incelediğimiz zaman özellikle temel bilimleri incelediğimiz zaman burada yine bir şey görüyoruz. Kültürle ilgili bir bariyer görüyoruz. Kadınlar insana yardım etmek, İnsan misyonuyla, yardım misyonuyla yetiştirildikleri için yine bilimle ilgili bir alana girdikleri zaman biyolojiyle ilgili bir alanda çalışmayı tercih ediyorlar. Siz nükleer fizik, astronomi gibi alanlara baktığınız zaman bu birçok devlet için geçerli. Çalışan kadın sayısının çok az olduğunu göreceksiniz. Biz geçen sefer tanışma toplantısında da bahsetmiştim. Bununla Türkiye üzerine baktığımız zaman biz burada astronomiyle ilgili bir yer var biliyorsunuz. Bu da TÜBİTAK Gökbilim Merkezi. Gökbilim Merkezi'nde çalışan bizim bir tane kadın astronom var. Onun dışında çalışan hiçbir kadın yok maalesef. Bu tarz siz öncü alanlara baktığınız zaman çalışan kadınların sayısının çok az olduğunu göreceksiniz. Bu tespit yapıldıktan sonra bilimsel çalışmalar şu yönde ilerliyor. Bunun sebepleri neler olarak ilerliyor? En büyük sebeplerimizden bir tanesi de kültürel bariyerler. Bunun yanında da eğitim sisteminin bir takım eksiklikleri var. Bunun giderilmesine dair de
Çok çağrı var. Şimdi beraber şuna bakalım. Ben sizden bir şey rica edeceğim. Birçoğunuz benim bildiğim kadarıyla sınıf öğretmenisiniz, fen bilimleri öğretmenisiniz. Aslında bilim temasını fen öğretmenleri kendi dersinde birebir, sınıf öğretmenleri de derslerinin bir kısmında işliyorlar. Ben şunu merak ediyorum. Bilim ve kadın içeriğine baktığımız zaman biz aslında ben kendi neslimden bahsederken benim ilk öğrendiğim kelime mesela bilim insanıdır. Ben bilim, pardon özür dilerim, bilim adamıdır. O kadar yerleştirdim çünkü yani eksik olanı söyleyemiyorum. İlk öğrendiğim kelime ne yapayım, bilim adamıdır. Ondan sonra bilim insanı demeyi öğrendim. Aslında bizim neslimiz ilk önce bilim adamı demeyi öğrendi. Size bilim adamı ile ilgili işte aklınıza ne geliyor dediğim zaman birçok çalışma diyor ki siz beyaz, orta yaşlı bir insan tarif edeceksiniz. Birçok çalışma bize bunu söylüyor. Ben size şimdi Menti diye bir internet sitesi var. Buna girmenizi ve 34-47, pardon, 67-47, 34-22 kodunu yazmanızı ve orada bir soruya cevap vermenizi rica edeceğim. Bildiğiniz Nobel Prize'ları yani Nobel Bilim Ödülü almış kadınlar kimlerdir? Ben onu merak ediyorum. Bunu size bir sınav olarak düşünmeyin. Aslında bu hepiniz için öyle. Benim bildiğim ilk kelime de bilim adamıdır. Ondan sonra da bu kadınları beraber tanıyacağız. Sonra da eğitim sistemine yönelik bir bakış açısıyla devam edeceğiz. Sonra da kapatacağım. Sizi çok dinleyeceğim. Rica etsem Menti.com'a girip şu 64'te başlayan ilk kodu girer misin? Orada karşınıza bir soru çıkmış olması gerekiyor. Bildiğiniz, özür dilerim bu değil diğeri. Nobel'li bilim insanları kimler? Kadın bilim insanları. Ben onu merak ediyorum. Rica etsem o kodu girdikten sonra yazabilir misiniz? Madame Curie, Marie Curie hiç değişilmezimiz en kafa geliyor. Başka kim var? Bildiğiniz. Kodu tekrar alabilir miyiz ya? Hem kaç kişi Tabii yeni ki. gelsin 64, 47, 34, 22. Bu arada cevabınızı rica edeceğim. Belki ağırlıklı Madame Curie, Marie Curie geliyor ve ben diğerlerini göremiyor olabilirim. Şurada da kod aslında şu kısımda da yazıyor. Çok büyük değil ama oradan da şey yapabilirsiniz Marie Curie. Halil sen de katılabilirsin. Çekinme. Katılıyorum hemen. Çocukken aşık olduğum kadına hemen yazacağım. Marie Curie. Valla biraz değişik bir ablamız oldum. Ha, sesi yapayım. Astronom kendim. Şaşırmadık. Başka devam ediyorlar Marie Curie. Marie Curie'nin kızı da Nobel Bilim Ödülü almıştır bu arada. Marie Curie. Genellikle galiba Marie Curie. Farklı bir cevabı olan varsa Marie Curie. Cecilia Payne var, Marie Curie var. Ben genel olarak cevaplarım Marie Curie üzerinden devam edeceğimi düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Aslında eğitim sistemimizde bizim kendi müfredatımızda kadın bilim insanı olarak öğretilen çok kadın yok. Aslında biz bir takım bağlamlar üzerinden bazı konuları öğreniyoruz. Bu bağlamlar arasında genellikle erkek bilim insanları var. Bunun sebeplerinden bir tanesi de mesela lise müfredatında biz bazı yasaları öğretirken çok eskiye dayalı yasaları öğretiyoruz. O dönemde kadınların ve aslında köle sınıfının bilim yapmasına izin verilmiyor. Ama modern bilimden, bilim ve teknolojiden bahsederken de biz kendi müfredatlarımızda kadınları göremiyoruz. Kadın bilim insanlarını göremiyoruz. Bu sebeple birçoğumuz hem bizim kuşağımız hem de yeni kuşak
Aslında Nobel Prize'ı, Nobel Bilim Ödülü almış kadın bilim insanlarını bilmiyorlar. Aslında birçok kadın bilim insanı var. Biz bu Nobel alan kadın bilim insanlarını tanıttığımız zaman öğrenciler genelde şaşırıyor. Bir de erkekler şurada ek bir şey varmış. Ben bunu göremiyorum. Çok özür dilerim. Genellikle erkek öğrenciler aslında şöyle bir şey oluyor. Kadınların bilmeye bu kadar bilim yapmış olmasına, bilime katkı sağlamış olmasına demeyeceğim. Çünkü katkı sağlamış olma kelimesi kadınları ikinci planda bırakmış olmakla da eleştiriliyor. Kadınların bu kadar bilim yapmış olmasına, bu kadar öncü şeyler bulmuş olmasına aslında şaşırıyorlar. Birçok Nobel Prize'ı kadın bilim insanı var. Bunlara beraber bakacağız. Burada bizim de bilmeyişimizin sebebi aslında eğitim sistemimizde bazı gereklilikler dışında, dediğim gibi çok eski yasalardan bahsederken, biz Newton prensiplerinden bahsederken aslında tabii ki Isaac Newton'dan bahsedeceğiz. Ve o devirde zaten kadınların bilim yapmasına izin verilmiyordu. Halil de bilir, bilim tarihinden bahsederken astronomiden bahsettiğimiz zaman çok eskiye dayandığı için astronomi, birçok bilim insanından bahsederken erkeklerden bahsederiz bir süre. Sebebi o devirde bilim yapılmasına izin verilmemesidir. Hem köle sınıfın hem de kadınların. Fakat birçok bilim insanı var. Özellikle bilim yapan ve Nobel almış, öncü şeyler bulmuş, insanların hayatlarını değiştiren birçok bilim insanı var. Bu bağlamı birazcık daha ben değiştirip kadın bilim insanlarından bahsetmenizi rica edeceğim. Size yeni bir kod vereceğim. Şu aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz. 42 ile başlayanı. Kadın bilim insanı, bildiğimiz kadın bilim insanı. Hatta Türkiye asıllı olurlarsa, yani Türkiye'de olurlarsa, bir şekilde Türkiye'de eğitim almış olurlarsa ya da kökenleri Türkiye'ye dayanıyorsa, onlar öncelikli olursa ben çok sevinirim. Bildiğimiz kadın bilim insanlarını soracağım size. Daha sonra çok uzatmadan ben bu kadın bilim insanlarını tanıtacağım. Şöyle ikinci kod 42, 78, 34, 13 ile başlayalım. Kodu şurada da görebilirsiniz. 42, 78, 34, 13. Kadın bilim insanı, özellikle Türkiye'de. Haluk Burcu Hoca'dan bahseden sensin diye düşünüyorum. Canan Yan Nazır yani. yanaydık da o aklıma geldi. Bence gayet mantıklı. Canan Hoca'yı hep herkes çok seviyordur diye düşünüyorum. Çok saygı duyduğumuz ve bu topraklarda yetişmiş olmasından gurur duyduğumuz kadınlardan bir tanesi. Evet, Canan Hoca nano malzeme çalışıyor. Başka varsa rica edeceğim. Sonra çok uzatmadan konuşacağım. Türkan Saylan. Evet, kendisi çok saygıyla andığımız insanlardan bir tanesi. Hatta konuşmakta şu an hani hakkında bir şeyler söylemek istesem konuşmakta zorlanacağım. Çok saygıyla andığımız insanlardan bir tanesi. Safiye Ağa, Türkan Saylan. Birazcık daha bekleyebilirim. Sonrasında ben çok uzatmadan Nobel kadın bilim insanlarını ve bizim öncü kadın bilim insanlarımızdan bahsedeceğim. Cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Şimdi ben çok değerli insanlardan bahsettik. Aklınıza da ilk onlar geldi. Şimdi biz birazcık Nobel ödülü kadın bilim insanlarından bahsederek başlayacağız. Şimdi biz bunu aslında bilim sanat merkezlerinde öğrencilere uyguladığımız bir etkinliktir bu. Bu henüz tam olarak yayınlanmadı. Akademik yayın olarak göremezsiniz. Fakat burada kullanmayı tercih ettik. Beraber bir bakacağız. Aslında Nobel bilim ödülünü almış birçok kadın var. Baktığınız zaman önce genel geçer bir hızlıca geçiyorum ben. Ne kadar çok olduklarını göreceksiniz. Son kısmı da biz kendi topraklarımızda yetişmiş, Türkiye'yle bir şekilde bağlantısı olan bir takım bilim insanlarını koyduk. Burada çeşitlilik yaratmaya çalıştık. Elbette ki bunlar öncü şeyler yapmış ve bizim topraklarımızda yetişmiş kadınlar.
Şimdi baktığımız zaman aslında bizim müfredatımızla bağlantılı birçok kadın göreceksiniz. Buradaki kadınlar alfabetik sıraya göre verilmişler. Tek başına Nobel Bilim Ödülü alan ve sizin de sıklıkla bahsettiğiniz aslında öğrencilerin de çok bildiği Marie Curie var. Ve Barbara var. Barbara özür dilerim. Mark Clinton var. Burada iki tane kadın var. Bunlar bahsetmekten benim kendi çalışma alanıma da yakın iki tane kadın var. Bu da Emmanuelle Charpentier'le Jennifer Doudna. Bunlar gen editleme teknolojisinde öncü bir bakış açısı getirdikleri için Nobel Bilim Ödülü almaya hak kazandılar. Grup olarak sadece Nobel Bilim Ödülünü almış iki tane kadın Doudna ve Charpentier'dir. Geliştirdikleri CRISPR-Cas9 teknolojisiyle gen düzenlemenin önündeki teknik bariyerleri kaldırdılar. Şu an Amerika'da 100 dolara bile gen editleme, bakterinin genini düzenleme kitleri satılır. Sebebi Doudna ve Charpentier'dir. Aynı zamanda belki de bu çok muhakemeli bir konudur. Fakat belki 50 sene sonra tek gen mutasyonlu hastalıkların tamamen genetiğimizden silinmesi gibi öncü bir şeye adım atmış. Şu muhakemelidir, şu an kendi tohum hattımıza müdahale edip etmemek konusu tartışmalıdır. Fakat tek gen hastalıklarını insan genetiğinden silebilecek derecede bir teknik bulmuş iki tane kadın bilim insanıdır. Benim uzmanlık alanıma yakın olmaları sebebiyle bahsetmekten çok hoşlandım. İki kadın bilim insanıdır. Buraya baktığımızda, ben özür dilerim, ben birazcık batıda olduğum için ışık şu an çok azaldı. Müsaadeniz olursa ben ışıkları açıp devam edeceğim. Çok karanlık göründüğümü fark ettim. Hemen devam ediyorum. Burada baktığınız zaman ilk kadın bilim insanı baktığımız zaman ribozomun yapısına dair bir takım çalışmaları var ve Nobel Bilim Ödülü kazanıyor. Burada Andrea Mie Ghez var. Bu ismini yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Samanyolu galaksisinin merkezindeki süper kütleli kompakt bir yapı olan nesneyi keşfettiği için Nobel Fizik Ödülü kazandı. Andrea'nın kız çocuklarını bilime özendirmek konusunda çokça çalıştığı bilinir. Aynı zamanda bir kitabı vardır. Astronom olabilirsiniz diye bir kitabı vardır. Kız çocuklarının fiziğe, astronomiye özendirilmesi konusunda, kız çocuklarının bilime özendirilmesi konusunda da özellikle birçok bireysel faaliyette bulunuyor. Burada baktığınız zaman genelde DNA'nın ve işte hücrenin yapısına dair şeyleri çok sıklıkla görüyoruz. Transpozonların keşfi sebebiyle Nobel alan bir kadın bilim insanı var. Burada telomerazla ilgili yaptığı çalışmalar sebebiyle Nobel alan yine bir kadın bilim insanımız var. Burada embriyolojik gelişimi etki eden genleri keşfeden bir kadın bilim insanı var. Burada fizikçileri çok nadir göreceksiniz aslında. Çünkü fizik alanında çalışan kadın sayısı az olduğu için genelde işte biyoloji alanında insanları görüyoruz. Lazer alanında yaptığı çalışmalarla yine X ışını alanında yaptığı çalışmalarla Nobel almış bilim kadınları var. Burada Ha, telomerazla araya ilgili girebilir miyim? İrem, özür dilerim. Şey, tabii ki. ekranda paylaşıyor musun? Sunumda Evet, mısın? paylaşıyorum. Ha, ben de şey açık. Ya verilen yanıtlar açık. Onun açık olması gerekiyordu. Yanlış mı? Tekrar ben Bazen de ekranı olur. Ha, görebiliyor musunuz? Ben bir etkinlik şimdi açtım şu an. geldi. Ha, şimdi ben de şimdi geldi. Herkes de böyle miydi bilmiyorum ama. Ben başa doğru alayım. Burada ribozomun yapısına dair çalışmalar yapmış. Hatta etkinliğin en başına alayım. Bu bizim Bilim Sanat Merkezi'nde yaptığımız bir etkinlik. Bilimde önce kadınlar diye biz bahsettik. Burada Ayda var. Ayda ribozomun yapısına dair yaptığı çalışmalar sebebiyle Nobel Bilim Ödülü alıyor. Burada Andrea'dan biraz üstünde durarak bahsettim. Andrea yine astronomi alanında yaptığı çalışmalar sebebiyle Nobel Bilim Ödülü almış bir kadın. Aynı zamanda kız çocuklarının bilime özendirilmesi konusunda çalışmalar yapmış bir kadın. Hatta bir kitabı vardır, Herkes Astronom Olabilir diye. Yine kız çocukları ile ilgili, kız çocuklarının bilime özendirilmesi ile ilgili birçok çalışma yapmış bir kadın. Devam ettiğimiz zaman DNA'nın yapısına dair keşfi sebebiyle yine Nobel Bilim Ödülü almış bir kadın bilim insanı.
Burada genellikle DNA, hücre gibi şeyleri sıklıkla göreceğiz. Telomerazın enzimin keşfi sebebiyle Nobel Tıp Ödülü almış bir kadın bilim insanımız var. Embriyolojik gelişim, lazer, X ışınları, telomerazın uzunluğu, bu tarz çalışmalarla yine Nobel Bilim Ödülü almış kadınlar var. Burada ben Emmanuel Charpentier'le Jennifer Doudna'dan zaten bahsettim. Cas9, CRISPR-Cas9 diye bir gen düzenleme tekniği buldular. Bu teknik gen düzenlemenin üstündeki bütün teknik bariyeri kaldırdı. Aynı zamanda maliyetleri çok düşürdü. Gen düzenleme denilen şey parmakla gösterilen laboratuvarlarda yapılabiliyorken şu an Amerika'da 100 dolara bakterinin genetiğini değiştiren kitler satılıyor ve sanırım biz bu insan genetiğine müdahale etme yani tohum hattımıza müdahale etme konusuna karar verebilirsek hem bilim insanları olarak hem de halk olarak bir gün tek gen mutasyonuna dair hastalıkları genetiğimizden kaldırabilecek kapasiteye sahibiz şu an. Burada baktığımız zaman enzim sentezi, HIV maalesef birçok insanın ölümüne sebep olan yine bir viral hastalıktır. HIV ile ilgili yaptığı çalışmalar sebebiyle yine AIDS hastalığına dair, lösemiye dair geliştirilen ilaçlar sebebiyle Nobel Bilim Ödülü almış birçok kadın var. Burada dediğim gibi fizik ya işte gibi alanlara çok nadir olduklarını göreceksiniz. Glikojenin üretilmesiyle yine bir radyoaktif elementin keşfi sebebiyle soyadının Curie olduğuna dikkat edin lütfen. Marie Curie'nin kızıdır kendisi. Burada yine Doudna var. Doudna yine Cas9'un keşfi sebebiyle Charpentier'le beraber Nobel Bilim Ödülü almış bir kadındır. Grup olarak Nobel Bilim Ödülünü alan tek kadın onlardır. Diğer kadın bilim insanları da gruplarla beraber ya da tek başına Nobel Bilim Ödülü almışlardır. Burada baktığınız zaman bu Linda çok ilginç. Beynimizin kokuları tanımasıyla ilgili bir çalışma yapmış. Atomun nükleer kabuk modeli Marie Curie'yi hepimiz biliyoruz çokça geçeceğim. Yine insan zihninde haritaların oluşması ve ızgara hücrelerinin yön vermeye katkı sağlaması. Sinir hücrelerinin düzenleyen ve sağlıklı kalmasını sağlayan bir büyüme faktörü var onun keşfi sebebiyle. Yine tip 1 ve tip 2 diyabet maalesef çocukların bile muzdarip olduğu hastalıklar. Bunlarla alakalı yaptığı çalışmalar sebebiyle. Sıtma ilacı bu da çok önemli bence. Sıtma ilacının bulunmasıyla alakalı bir bitkiden sentezliyor. Bu şekilde bilim tarihinde Nobel Bilim Ödülü almış birçok kadın var. Biz bunun dışında kendi ülkemizden yetişmiş, kendi toprağımızdan yetişmiş, Türkiye'yle bir şekilde bağlantılı olan kadınlardan bahsedeceğiz. Burcum Mutlu Takdil, birçoğumuzun bildiği astronomi alanında çalışan bir gökbilimci. Ve kendisini de biz tanıtmaktan çok hoşlanıyoruz, tanıtmaktan gurur duyuyoruz yaptığımız çalışmalarda. Canan Dağdeviren, Canan Hoca zaten böyle hem kişiliğiyle hem de yaptığı çalışmalarla gurur duyduğumuz insanlardan bir tanesi. Yani kalp piliyle ilgili yaptığı çalışmalarla, yine cilt kanserinin teşhisiyle ilgili yaptığı çalışmalarla nano malzeme çalışıyor. Bu konuda çalışan ve bizim de tanıtmaktan gurur duyduğumuz insanlardan bir tanesi. Feryal Hoca da karadeliğin görüntülenmesiyle ilgili katkıları olduğu için. Özlem Türeci aslında bizim ülkemizde eşinin arkasından bahsedilen ve sıklıkla görmezden gelinen bir insan. Ben COVID aşısı ile ilgili özellikle mRNA aşısı, BioNTech aşısı ile ilgili konuşurken önce onun adını söylemeye çok dikkat ediyorum. Bizim ülkemizde fazlasıyla görmezden gelinmiş ve yaşadığımız yüzyıla çok önemli katkı sağlamış. Hepimizin hayatına çok önemli katkı sağlamış bir insan. O da bildiğiniz gibi COVID aşısı, mRNA aşısının bulunmasında sağladığı katkı sebebiyle hepimizin sevdiği ve tanıtmaktan gurur duyduğumuz bilim insanlarından bir tanesi. mRNA aşılarının tarihine baktığımız zaman mRNA aşılarının buluşu yine başka bir kadın bilim insanı sebebiyle aslında kökenlerini incelediğiniz zaman çok yeni bir teknoloji olduğu için tümüyle kadınlardan bahsedebileceğiniz bir şeydir mRNA aşıları ya da mRNA tümüyle kadınlardan bahsedebileceğiniz bir şeydir. Bulunmasına katkı sağlayan insanları kadın bilim insanıdır. Bu şekilde
Aslında bilime katkı sağlayan demek istemiyorum. Çünkü katkı sağlayan dediğiniz zaman çok eleştiri alıyorsunuz. İkinci planda tutmakla bilim yapan birçok kadın bilim insanı var. Hatta bu yaptıkları şeyler sebebiyle Nobel bilim ödülünü alan da birçok kadın bilim insanımız var. Ben öncelikle bunları tanıtmak istedim. Daha sonrasında da biz kendi konumuza döndüğümüz zaman şu aklınıza gelebilir. Bu Nobel alan kadın bilim insanlarını tanıttığımız zaman biz hani bunu yapmamızın amacı nedir? Siz biz bunu mesela bilim sanat merkezinde kız çocuklarına niye yaptık? Ya da bu bir size tanıttığımız zamanki amacım neydi? Bunlardan biraz bahsedeceğim. Biz genellikle bazı etkinlikleri yaparken modelleme ya da sistem gibi bazı etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinlikleri yaparken aslında bu kadın bilim insanları ya da bilim tarihi bunun içerisine serpiştirilebilir, yani zenginleştirilmesi yapılabilir. Aslında ribozomdan bahsettiğiniz zaman mesela Ayda'dan bahsettik. Ayda'dan bahsettik ve belki bu şekilde bilim tarihiyle zenginleştirilmesi yapılarak verilebilir. Peki şunu düşünebilirsiniz. Ben bilim tarihiyle bir zenginleştirme yaptığım zaman bunun çocuklara nasıl, ne şekilde katkısı olacak? Literatüre baktığımız zaman, bilimsel literatüre baktığımız zaman bunun şöyle etkileri oluyor. Bilimsel kimliklerinin oluşmasına ya da sistem kimliklerinin oluşmasına yardımcı olmuş oluyor. Yine literatüre baktığımız zaman kadın mentorlar örnek olabilecek kadınlar yine onların sistem kimliklerinin, bilimsel kimliklerinin oluşmasına yardımcı oluyor ve bilime dair olumlu tutum gerçekleştirmelerine, olumlu tutum almalarına yardımcı oluyor. Peki baktığımız zaman biz bunları size tanıtırken ki benim amacım Nobel Bilim Ödülü almış, bilimde kilit taşı gelişmeleri yapmış birçok kadın var. Onların yaptığımız etkinliklerin içerisine yedirilmesi, yani bilimsel adıyla zenginleştirilmesinin, bilim tarihiyle zenginleştirilmelerinin yapılması, bu şekilde katkıları var. Dönüp baktığımız zaman literatür başka bir şey de söylüyor. Siz bilim sanat merkezlerindeki kız çocuklarına bile, ki en çok bilim insanı olması beklenilen çocuklar bunlardır. Bilim sanat merkezlerinde okurlar, yüksek IQ'ya sahiplerdir. En çok bu çocukların bilim insanı olması gerekir, beklenir, özür dilerim. Ama onlara bile sorduğunuz zaman siz kendilerini belki sistem mesleklerinde çalışan insanlar olarak etiketlediklerini fakat bilim insanı olarak etiketlemediklerini görürsünüz. Sebebi de şudur. Bu yaşlarda çocuklar başkaları tarafından nasıl etiketleniyorlarsa kendilerini de o şekilde etiketlerler. Doğru mu? Yani Yani, tamam. Hatta başkana. özür dilerim. Kendilerini nasıl etiketli, başkaları onları nasıl etiketliyorsa kendilerini de o şekilde etiketlerler. Yani bu şekilde öğretmenlerinin, arkadaşlarının onları bilim insanı olarak etiketlemesi yine dediğim gibi bilimsel kimliklerin oluşmasına ya da sistem kimliklerinin oluşmasına yardımcı oluyor. Peki bunun dışında neler yapılabiliyor? Biz çocuklarımızı büyütürken, özellikle kız çocuklarını büyütürken bir takım kültürel bariyerlerle yetiştiriyoruz onları. Siz onlara sorduğunuz zaman işte ileride ne olmayı düşünüyorsun? Bir erkek çocuğa işte bir nükleer fizikçi olmayı, çok basit bir örnek veriyorum. Nükleer fizikçi olmayı düşünmüyor musun dediğiniz zaman size evet olabilir, neden olmasın diyebilir, ama bir kıza sorduğunuz zaman sizi çok ciddi ikna edecektir. Benim çok çalışmam gerekiyor. Çalışmazsam olmaz falan, size böyle mantıklı şeyler söyleyip sizi ikna edecektir. Kültürel bariyerlerimiz var. Biz aslında öncü olarak bazı şeylere odaklanarak yetiştiriyoruz. Birçok kadın aslında, bu sadece bizim kültürümüzde özgü bir şey değil. Birçok kadın bu bariyerlerle yetiştiriliyor. Peki biz ne yapmalıyız bunu kırabilmek için? Hani bu tespitleri, birçok tespitten, birçok rapordan bahsettim. Bunları aslında aktif olarak bilimsel çalışmaları, işte etkinlikleri, sistem etkinliklerini öncelikle bizim kız çocuklarını katmamız gerekiyor. Eşit katılım sağlamaları gerekiyor erkek çocuklarıyla beraber. Yani hiçbir şekilde bilimsel etkinliğe katılmamış bir çocuk bu pratiği yapmadığı sürece kendini bilim insanı olarak ya da ileride bilim insanı olarak etiketleyemeyebiliyor. İlk yapmamız gereken onları erkeklerle beraber eşit katılım sağlayarak
bu süreçlerin içine sokmak. Yani bilimsel bilginin nasıl oluştuğunu görmelerini sağlamak. Yaptığınız etkinliklere eşit olarak katılmalarını sağlamak. Bunun dışında şimdi bilim eğitiminde cinsiyet eşitliğine baktığımız zaman bilim eğitiminde cinsiyet eşitliği ile ilgili yapılan çalışmalar var. Bu çalışmalar ne yönde? Ona biraz bakalım. Cinsiyet eşitliğine, bilim eğitiminde cinsiyet eşitliğine baktığımız zaman literatür önce şuna odaklanıyor. Bu kız ve erkek çocukları eşit mi? Eşit erişime sahip mi? Buna odaklanıyorlar. İlk yapılan çalışmalarda kız ve erkek çocuklarının eşit kabiliyete sahip olmadığı ile ilgili çalışmalar da var. Fakat artık TIMSS-PISA gibi sınavlarda bile kız ve erkek çocuklarının benzer başarı gösterdiği, eşit kabiliyete sahip olduğu görülüyor. Buna dair artık bir soru işareti yok. Yani kızlar daha zeki değil efendim, işte erkekler zaten böyle şeyleri duyuyorsanız karşıdaki siz, yani şey çok da dinlememek gerekiyor. Yapılan bilimsel çalışmalar diyorlar ki arkadaşım işte kız çocuklar ve erkek çocuklar eşit kabiliyete sahipler. Öncelikle literatür buna odaklanıyor. Eşitler mi? Eşit erişime sahipler mi? Maalesef eşitler, eşit kabiliyete sahipler ve yapılan çalışmalar diyor ki eşit erişime sahip değiller. Daha sonra şuna bakılıyor. Peki ülkelerin müfredatı nasıl? Buna yaklaşımı nasıl diye bakılıyor. Aslında ben şeyi eğer müsaitseniz bunu duymayı çok isterim. Siz müfredatın bu konuya, bizim kendi milli eğitimin müfredatının bu konuya nasıl baktığını düşünüyorsunuz? Bir fikriniz var mı? Müsait olan ve cevap vermek isteyen varsa, hani imkanlarınız dahilinde, yoksa ben devam edeceğim, hiç sorun değil. Hani mesela hiç kitaplarınızda kadın bilim insanlarını gördünüz mü? Elbette ki artık birçok bilimsel bilginin nasıl oluştuğuna dair ya da sistem etkinliklerimiz var ya da modelleme etkinliklerimiz var. Bizim eğitim müfredatımız zaten zenginleştirilmiş. Siz ne düşünüyorsunuz? Müfredatta bu konu nasıl değerlendiriliyor? Onu soracağım size. Cevap verip konuşmak isteyen varsa çok sevinirim, yoksa devam edeceğim. Şöyle, aslında birçok müfredatla ilgili, bizim kendi eğitim müfredatımızla ilgili yapılmış bir çalışma olmasa da birçok müfredat diyor ki, birçok çalışma diyor ki, birçok ülkenin müfredatı bu konuda eksik. Bizim kendi müfredatımız da maalesef bu konuda eksik. Yeni yeni bu bir çalışma alanı olmak diye başladı ve bu konuda çalışmalar başladı. Başka eğitim literatürü diyor ki bilimin doğasına ve bilim kültürüne dair çalışmalar var diyor. Bilimin doğasından kasıt bilimsel bilginin doğasıdır aslında. Bu kısaltma bir şekilde yerleşmiş ve bu kullanılmaya başlamıştır. Başlanmıştır. Aslında bilimsel bilginin doğasıdır. Yaptığınız işte araştırma, inceleme çalışmaları, yaptığınız etkinlikler, bilimsel bilginin oluşumuna dair yaptığınız etkinlikler bunu kapsıyor aslında. Onları eşit fırsatlar sunarak katılımlarını sağlıyorsanız aslında bunu birazcık yapmış oluyorsunuz. Yine bilim kültürüne odaklı çalışmalar. Burada bilim tarihinden de biraz bahsediyor. Bunun sonucunda da peki biz bunlar işte bir takım şeyler yapılıyor eğitim müfredatlarında. Bunun sonuçlarına odaklanılmış. Bu sonuçları da bunların bilimsel kimliğe dair çalışmalar ve sistem kimliğine dair çalışmalar. Aslında bu bilimsel kimlik ve sistem kimliği konuları yeni yeni aslında bilimsel kimlik daha uzun süredir. Yeni yeni konuşulan konulardan bir tanesi, eğitim müfredatında da çalışılmamış konulardan, çalışmaya açık konulardan bir tanesi. Kız çocuklarının bilimsel kimlik oluşturmasına yardımcı olduğunu ve aslında sistem kimliklerini oluşturmasına yardımcı olduğuna dair çalışmalar var. Yani çalışmalar buna da odaklanıyor. Biz bunları yaptık ama bu neleri değiştirdi? Onların bilimsel kimlik ve sistem kimliklerini oluşturmasına katkı sağladığına dair çalışmalar var. Peki, bu konuda biz de bir takım katkılar sunmaya çalışıyoruz. Ve şöyle şeyler var. İşte dönüp baktığımız zaman aslında siz eğitimde fırsat eşitliğine dair, cinsiyet eşitliğine dair bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Siz çocukları eşit olarak işte bazı etkinliklere katılmasını sağlıyorsunuz. Peki bunun dışında neler yapabilirsiniz? Bunun dışında şöyle bir şey yapılabilir. Bilim
tarihiyle bir zenginleştirme yapılmış olabilir. Bilim tarihiyle zenginleştirme yapılırken bu bilim tarihiyle yaptığımız zenginleştirmede bilim kadınlarını kullanabiliriz. Nobel almış birçok bilim kadınımız var bizim. Türkiye'de yetişmiş ya da ailevi kökenleri Türkiye ile bağlantılı olan birçok bilim kadınımız var bizim. Baktığınız zaman biz Nobel almış bilim insanlarını incelediğimiz zaman telomer hızı gördük, ribozomu gördük, DNA'yı gördük. Birçok aslında çoğunluğu biyolojiyle alakalı birçok konuyu gördük. Aslında yaptığımız etkinliklerde bu kadın bilim insanlarından bahsedebiliriz. Peki bu etkinliği nasıl kurarsınız? Birazcık da ondan bahsedelim. Mesela modelleme etkinlikleri yaptırdığınızda aslında birçok insanın, birçok öğretmenin köy okulunda çalıştığı, bazı zorluklar yaşadığını, bazı imkansızlıklar yaşadığını, bazı şeylere ulaşmanın zor olduğunu biliyorum. Evdeki malzemelerle siz modelleme etkinlikleri yaptırmak istediğinizde, öğrencilere modelleme etkinlikleri yaptırmak istiyorsunuz. Bunu en basitinden mesela konumuz hücre ise, mesela konumuz ribozom ise, mesela konumuz DNA ise kadın bilim insanlarıyla zenginleştirebilirsiniz. Bunun için bir bağlam yazılabilir kadın bilim insanlarını tanıtan. Bu bağlamın ardından onun modelini yapabilirsiniz. Mesela Doğdunay'la Charpentier'in DNA modelini yapabilirsiniz. Bunların bilim yapmalarından bahsettikten sonra kendi modelleme etkinliklerinizi yapabilirsiniz. Bu bilim tarihiyle zenginleştirmesidir. Bu bilim tarihiyle zenginleştirme yaparken özellikle bilim kadınlarını kullanıyor olmanız materyali bu açıdan daha işlevsel hale getirecektir. Peki bunun dışında neler yapılıyor? Kadın mentorlardan yararlanılıyor. Kadın mentorlar mesela kız çocuklarına örnek olabilecek alana katkı sağlamış insanlar. Peki bunlar nasıl olacak? Mesela astronomi ile ilgili bir çalışmaya Tuğçe Hoca'yı çağırıp konuyu onun anlatmasını sağlayabilirsiniz. Belki etkinlikleri ona yaptırmak çok daha maliyetli bir iş olsa da bu konuda hani çalışan kadın bilim insanları, kadın mentorları, kız çocuklarının görmesi yine bilimsel kimliklerinin oluşmasına yardımcı olacaktır. Sistem kimliklerinin oluşmasına da yardımcı olacaktır. Birçok literatürde birçok şey yapılır. Bu sıklıkla yapılan şeylerden bir tanesidir. Kadın mentorlarla tanıştırmak, kadın mentorlarla muhatap etmek. Bunun dışında elbette ki eşit katılım. Bu tarz şeylere işte yaptığımız etkinlik sistem etkinliklerine, modelleme etkinliklerine, araştırma, inceleme ile ilgili etkinliklere, proje tabanlı her ne yapıyorsanız kız ve erkek çocuklarının eşit katılımını sağlamanız yaptıkları pratik açısından, yapabilirlikleri açısından kendilerini ikna etme de çok işe yarıyor. Yine bilimsel kimliklerine ve sistem kimliklerine katkı sağlamış oluyor. Peki diyeceksiniz ki sıklıkla bize şey dediniz, bilimsel kimlik dediniz, sistem kimliği dediniz. Bizim buna ne ihtiyacımız var? Dediğim gibi son birkaç senede çok büyük öncü raporlar var. Sistem alanında çalışan kadınların az olması ile ilgili, bilim alanında çalışan kadınların az olmasıyla ilgili. Özellikle fizik alanlarında bizim ülkemizde aslında birçok kadın fizikçi var. Aynı zamanda astronomi alanında da çok zengin kadın fizikçiler var. Yani bu alanda çalışan birçok başarılı kadın bilim insanı da var. Bunların mesela Betül Kaçar'dan bahsedecektim ben en son. Ondan da bahsedeceğim. O da astrobiyoloji çalışan bir kadın bilim insanıdır. Betül Kaçar da yine bilim yapan ve bizim bahsetmekten gurur duyduğumuz insanlardan bir tanesi de. Şimdi UNESCO'nun bahsettiği bir şey var. Onu açacağım en son. O şekilde de kapatacağım. Burada benim anlatmak istediğim aslında kendi müfredatımızda kadın ve bilim konusunun çok bahsedilmediği, bizim kendi yaptığımız etkinliklerde istersek bu kadın bilim insanlarını bu konuya bağlam olarak kullanabileceğimizi, buna da bilim tarihiyle zenginleştirmeden bahsettik. Yine eğer istersek kadın mentorlardan aslında birçok hocamız böyle şeylere bilim toplum ilişkisine çok açıktır. Bu alanında başarılı olmuş, alanına katkı sağlamış kadın bilim insanlarını konuyla alakalı çağırmak, aslında yaptığımız konuyu, anlatacağımız konuyu onun anlatmasını sağlamak ya da konuyla ilgili en azından fikirlerini duymak, bir şekilde katılımını sağlamak yine bu konuya katkı
sağlayacaktır. Aynı zamanda yaptığınız etkinliklere kız ve erkek çocuklarının eşit katılımının olması zaten temel dışı şeylerden bir tanesi. Şimdi ben en son bir UNESCO'nun bir buradan çıkabilirsem paylaştığı bir şeyden bahsedeceğim. Birçok bilim toplum kuruluşunun pardon, birçok örgütün bu konuda çalışmaları olduğunu biliyoruz. UNESCO dedim demin galiba. Çok özür dilerim. UN Women'ın bir paylaşımından bahsedeceğim. Onların da özellikle kadın girişimcilerini, kadın haklarını savunan insanları, öncü kadınları, bilimde öncü kadınları özellikle bahsettiklerini ve ön plana çıkardıklarını göreceksinizdir. Bu UN'in bir bu sayfayı sizinle de paylaşacağım. Bu UN'in bir paylaşım yaptığı bir şey. Burada Betül Kaçar'dan da bahsediyor. Burada görebilirsiniz şurada kadınlarla ilgili ne yaptıklarına dair bazı bilgiler var. Aynı zamanda kadınların fotoğrafları da var. Bunlar aslında çok basit materyallerle de yapılabilir. Aslında ben birçok laboratuvarda kadın bilim insanlarının ön plana çıkarıldığını, onların hayatı ve resimlerinin olduğuna dair çok ufak materyaller görüyorum. Bunlar hem çok hoş şeyler hem de öğrencilere örnek olan şeyler. Burada yine şeyi göreceğiz, Betül Kaçar'ı göreceğiz. UN'in bahsettiği kadınlardan bir tanesi. Kendisi astrobiyologtur. NASA'da çalışan astrobiyologlardan bir tanesidir. İncelemek isterseniz diye size göndereceğim. Yine isterseniz herkese açık bir şekilde paylaştım ben. UN Women'ın paylaştığı hem kadın aktivistler var kadın hakları ile alakalı hem de böyle temel taşı şeyler yapmış kadınlar var. Bunun sadece bilimle ilgili olması gerekmiyor. Birçok alanda birçok kadından bahsediyor. Girişimci kadınlar da var. Zaten Pioneer Woman diye geçiyordu diye biliyorum. Önce kadınlardan bahsediyor. Bu tarz etkinliklerde yine kız çocuklarına örnek olabilecek ve katkı sağlayabilecek şeyler. Aslında benim üç aşağı beş yukarı söyleyeceklerim bu kadar. Sizin bu konuda söylemek istediğiniz bir şey var mı? Aslında ben birazcık sizin fikirlerinizi duymayı çok istiyorum ama hani kız çocuklarının bilime ve sistem mesleklerine bakışıyla alakalı ya da eğitim müfredatının bu konudaki bakış açısıyla alakalı söylemek istediğiniz bir şeyler varsa ben dinlemekten büyük keyif alacağım. Yoksa da sizi çok zorlamayacağım. Özet olarak eğer bu konuda sizin ilginizi çekiyorsa ve bu konuda bir eşitlik yaratmak istiyorsanız yapabileceğimiz şeylerden bahsettik. Bu çok şu an çok ciddi bir durum tespiti. Birçok büyük çağrı da yapıldı bu makaleler bununla alakalı. Yani size şunu söyleyeyim. 10 sene öncesinde sistem neyse şu an cinsiyet eşitliği de o şekilde. Çok büyük çağrılar geliyor. Çok büyük dergilerden. Şu an çok yeni ve kesinlikle çözümüne yönelik bir şeyler yapılması istenilen bir konu. Birçok büyük kurumda bununla ilgili tespitler yapıyor. UN gibi, UNESCO gibi kadınların bilim ve sistem mesleklerine olan katılımlarıyla alakalı. Hatta bu kadınların bu mesleklerde az olmasına leaky pipeline deniyor. Yani sızdıran boru deniyor. Gitgide kademeler arttıkça siz kadınların sayısının azaldığını görüyorsunuz. Bunun en çok sebebi kültürel bariyerler, ırkçılık gibi birçok şey var. Ama bu bariyerlerin aşılıp kız çocuklarının eşit fırsatına sahip olması ile ilgili artık birçok çalışma var. Dediğim gibi 10 sene öncesinde sistem neyse şu an bu çok ciddi bir çalışma alanı. Bir 5 sene sonrasında buna yönelik bazı çözümlere gidildiğini, müfredatların değiştirildiğini, bazı şeylerin yapıldığını göreceksiniz. Çünkü hani bu konuda çok ciddi bir tespit var ve çözümüne yönelik birçok şey var, birçok çağrı var. Dediğim gibi paylaşmak istediğiniz bir şeyler varsa ben dinlemeyi çok isterim. Naçizane şu anki koşullarda ne yapabileceğinize dair birkaç öneride bulunmaya çalıştım. Bilimsel literatüre dayandırarak. Biliyorum size hani duymadığınız bir şeyler söyleyebilmişimdir. Sizin için de keyifli geçmiştir. Çok sıkıcı olmamaya çalıştım. Çok akademik literatüre bağlamamaya çalıştım. Elimden geldiğince yüzeysel geçmeye çalıştım. Bu şekilde benim söyleyeceklerim bu kadar.
Dilerim sizin sınıflarınızda da kız çocukları erkekler kadar eşit fırsatlara sahip olur. Ve dilerim sizin sınıflarınızdan da ileride STEM mesleklerinde çalışan ya da işte bilimle ilgili işler yapan kızlar çıkar. Bu bir tek sizin elinizde değil, bunu biliyorum. Fakat buna katkı sağlamış olmanızı ya da buna katkı sağlıyor olmayı çok isterim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Söyleyeceğiniz bir şey yoksa burada bitireceğim. Senin söyleyeceğin bir şey var mı Ali? Sana paslayacağım. Kimsenin bir söyleyeceği bir şey yok. Varsa çıkar. Emre Hoca'nın yorumuna katılıyorum ben. Biraz yaşam biçimi olması lazım sanki o işler. Yani tabii ki sınıfta başlıyor. Şimdi herkes öğretmenleri suçluyor. İyi yetişmeyen biri olduğu zaman da benim bildiğim kadarıyla olay tabii çocuk ilk 2 yaşındayken karaktere oturuyormuş. Öyle deniliyor. Yani aslında öğretmene gelene kadar birçok şey oturmuş oluyor ama okul öncesi de dahil olmak üzere bence ama bir şeyler değiştirmek öğretmenlerin elinde oluyor. Bunda yani kişi bence herhangi bir konuda olduğu gibi bir konuda da yaşam biçimi haline getirirse ya hani biz eşitiz ve herkes aynı aslında muhabbet olursa bence olur. Bir de şey yani o şeye de çok katılıyorum. Çok büyük araçlara veya birçok şeye ihtiyaç yok aslında. Ders işleyiş biçimi bile bence bu konuda fark yaratır. Hani ben söylemiştim işte geçen şeyde. Çocuklar itiraz etse bile yapmasam bile şey yapıyorum hani pembe pipeti etkinlikte erkeklere vermek bile yani şey oluyor. Orada bir kavga bile olsa ha tamam ya işte erkeklere pembe pipet verilmiş ya da herhangi bir şey sınıfta dağıttığınız işte etkinlik kağıdı neyse artık daha böyle kız rengini yansıtan şeyleri tırnak içinde erkeklere erkeksi olduğunu düşündüğümüz şeyleri erkek kız çocuklarına vermek bile böyle sınıfta şey yaratıyor olay yaratıyor. O bile o an onu hadi tamam ya erkekler mavi alsın neyse falan desek bile sonrasında o bile bir şey yani. Ha, aslında çocuk bir kere bununla karşılaşmış oluyor. Bir de ben şimdi Urfa'dayım ve bu taraflarda daha böyle şey daha da az karşılaşılan bir şey olduğu için bu bakış açısı bence daha da etkili oluyordur. O yüzden öyle. Ben böyle önerebilirim. Yoksa aslında sen çok güzel kaynaklar ve aslında olayın arka planını söyledim. Bu arada ben özür diliyorum. Ben şeyleri görmemişim. Sohbetleri hiç görmemişim. Hani ben böyle kendi kendime konuştuğumu zannettim. Katılımınız için çok teşekkür ederim. Bilsenler'de görev yapan bir Ahu hocanız bahsetmiş. Sosyal bilimler dersinde eşitlik var diye. Hocam ben çok sevindim. Konya Bilim Sanat'ta bilim insanı olmak isteyen kız öğrenci bulamadık. Çok sevindim. Yani bir tanesi bilim insanı olmak istiyordu. Bu açıdan ben çok sevindim. Bilim sanatta özellikle kızların eşitlikçi bir tavırla karşılaşması beni çok mutlu etti. Matematikte özellikle Gülbeniz Hoca bahsetmiş. Pek bahsedilmiyor. Aynı fikirdeyim hocam. Ne fen bilimleri müfredatında ne sınıf öğretmenlerinin işte hayat bilgisi ve fen müfredatlarında kesinlikle bahsedilmiyor. Aslında kadın bilim insanı görmeniz bile çok zordur kitabın içerisinde parmakla göstererek. Kadın matematikçilerin tanıtma ödevini vermenize çok ben çok kalp gönderiyorum gerçekten hani tanıyor olmaları tanıtıyor olmaları çok şey oluyor güzel oluyor. Matematikçi de çok azdır gerçekten hani matematik alanında çalışan kadın da çok azdır aslında çok sığ bir bağlam tanıyor olmaları bence çok güzel. Emre Hocam da şeyden bahsetmiş hani toplumsal bariyerlerden bahsetmiş. Maalesef kız çocuklarını öncelikle bazı şeylere yönelik yetiştiriyoruz ve aslında çok eril bir dilimiz de var. Konuşurken bile onların bazı bileyim hani mesela kız almak vermek gibi şeyler konuşuluyor. Bazen eşya statüsüne sokuluyorlar. Aslında dilimize bile çok yerleşmiş şeyler var ikinci plana atan. Ona çok katılıyorum hocam. Zaten en büyük şey çalışmalarda şunu söylüyor. Toplumsal bariyerler var diyor. Yani tamamen bu ırkçılık var diyor, toplumsal bariyerler var diyor. Emre Hocam ona çok aşırı katılıyorum. Yani kız çocuklarının öncelikle bir eş olması, bir anne olması ya da benzer şeylerden bahsediliyor. Sakın da yanlış anlamayın. Kesinlikle bir eş olmayı, bir anne olmayı kesinlikle ikinci planda olması gereken bir şey gibi söylemiyorum. Ama bu insanlar aynı zamanda topluma eşit katkı sağlamak durumundalar. Kız çocukları bir meslek sahibi olmalı. Hatta öncü mesleklere sahip olmaları
bu konuda şey olmamaları gerekiyor. Ben yapamam, yapamam dememeleri gerekiyor. Maalesef toplumsal bariyerlerle yetiştiriyoruz. Bazen onlara çok yerleşmiş bir dilimiz var. Bırakın bazen eşya muamelesi bile yapıyoruz yerleşmiş dilimizle. Evde eşitliğin sağlanması da çok önemli bir şey. Bu toplumsal bariyerler olarak geçiyor hocam literatürde. Ve çok haklısınız. Bu sitem, kızların sitem mesleklerine, bilimle ilgili mesleklere dahil olmamasının en büyük sebebi bu. Bundan sonra da benim paylaşımım var. Çok teşekkür ederim görüşleriniz için, katkılarınız için. Fikirlerinizi duymak da çok güzeldi. Bir an ben kendi kendime konuştuğumu zannetmiş ve çok üzülmüştüm. Teşekkür ederim. Duymak ve yazdıklarınızı okumak çok güzeldi. Çoğunluğuna da katılıyorum. Çok teşekkür ederim burada olduğunuz için, vakit ayırdığınız için, beni dinlediğiniz için. Çok çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Diğer eğitim için de 21.05'te başlayalım dilerseniz. Bu süreçte isterseniz ekranı kapatabilirsiniz. İsterseniz burada kalın, ekran sesi kapatın. Ya da çıkıp da geri de gelebilirsiniz aynı linkten. 21.00 yani 10 dakika sonra, 9 dakika sonra başlayalım o zaman. O sırada su içmek isteyen vardır belki. Görüşürüz o zaman. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa İrem Hocam. İyi. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Görüşürüz.